Merhaba arkadaşlar. Bugün size programlama yaparken işinizi kolaylaştıracak bir yöntem öğreteceğim şimdi. Genelde çok fazla bilinmeyen bir özellik ama bayağı bir işinizi kolaylaştıracak. İşte simetrik hareketler yapmanızı sağlayacak. Fan butonu değil. Fan butonu ile simetrik hareketler yapmayı zaten göstermiştim bir videoda. Bunda şurada Align Fixture seçeneğini ne işe yaradığını göstereceğim arkadaşlar. Yine Titan'da. Şimdi bu ne işinize yarar? Ben bir tane bozuk bir program kaydettim mesela. İşte açıyorum. Böyle gördüğünüz gibi burada bir tane robotum, 2 numaralı robotumda bir sıkıntı var gördüğünüz gibi. Bunu tek tek elle düzeltmem uzun sürecek mesela. Ne yapacağım ben hemen? Bozuk olan robotumu seçtim. Gösteriyorum. Programım açık. Bozuk olan robotumu seçtim. Diğer robotlarla aynı olmasını istiyorum. Bobosu vesaire, color'ı, pozu, her şey aynı olsun istiyorum. Robotum seçiliyken buradan menü tuşuna basıyorum. Menü tuşuna bastıktan sonra Align Fixture tuşuna basıyorum. Şuradaki seçenek Repeat olacak arkadaşlar. Buradaki seçenek de Maintained olacak. Buradaki bu robotumun simetrik olanı hangisi? 11 numara. 11 numarayı seçiyorum. Align'e basıyorum. Her şeyle gelmiş oldu. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Kaydetmedim henüz. Kapattım. Bozuk. Gördüğünüz gibi. Seçtim robotumu. Menü tuşuna bastım. Align'e geldim. Repeat seçeneği açıkken, burası da Maintained'dayken, bu sefer kopyalamak istediğim robotu seçiyorum. Seçtim. Burada bunun hareketini kopyala dedim. Yani repeat et. Align'e bastım. Sonra record'a bastım. Tekrar üstüne merge ettim. Bakalım düzelmiş mi? Düzelmiş. Bir bu şekilde kullanabilirsiniz. İkinci kullanım yöntemi de şöyle. Bir tane robotumu seçtim. Hatta hepsini bir düz yapayım önce. Anlayın diye. Bir tane robotumu seçtim. Locate ettim. Pozunu verdim. Gobosunu verdim. İşte rengini verdim. Daha açık bir renk olsun. Rengini verdim. Poz yazıyorum şimdi. Bunun aynısını buna kopyalayacağım mesela. Ne yapıyorum bu sefer? 12. robotumu seçtim. Menü tuşuna bastım. Align Fixture'a geldim. Şimdi şu repeat yaptığımda repeat seçiliyken ne yaptığını görelim. Bir de repeat seçili değilken ne yaptığını göreceğiz. Bir de şurada maintained ya da lost olanın ne yaptığını göreceğiz. Şu an maintained birebir aynısını yapsın istiyorum. Robotumu seçtim. Kopyalamak istediğim robotumu seçtim. Align'e bastım. Birebir kopyalamış oldum. Aynısı. Geri gelelim. Abo back. Şimdi bir geri geldikten sonra tekrar robotum seçili burada. Menü tuşuna basıyorum. Align Fixture'a geliyorum. Şu arada bunu kapatalım. Bunu lost yapsaydık bakalım ne yapacaktı. Tekrar kopyalamak istediğim robotu seçtim. Align'e bastım. Bu sefer aynı yöne doğru döndü. Yani birebir aynısının simetrini yapacaksak Maintained seçeceğiz. Şöyle geri gelelim. Back. Maintained seçeceğiz. Simetrini birebir aynısını yapsın istiyorsak şunu Lost seçeceğiz. Lost seçeceğimiz yeri gösteriyorum. Bunu Lost seçeceğiz paleti. Eğer ki simetrini yapsın istiyorsak Maintained olacak arkadaşlar. Nasıl yaptığımızı tekrar göstereyim. Burası biraz kafa karıştırabilir. Robotumuzu seçtik. Ateşledik. Gobosunu, pozunu koyduk. Bir adet renk seçtik. İşte yapmak istediğiniz neyse. Seçtikten sonra diğer robotumuzu seçiyoruz. Menü tuşuna basıyoruz. Align'e basıyoruz. Burası Repeat'te, burası Maintained'da. Sonra
kopyalamak istediğimiz robotu seçiyoruz. Burada görüyorsunuz. El ayna bastığımızda robotumuz otomatik olarak geliyor. Bunu başka nasıl kullanabiliriz? Onu mesela renklerde nasıl kullanırız? Onu da göstereyim. Yani hepsi düz. Seçtim iki tane robotu. Pozunu açtım. Işığını verdim diyelim. Renklerde atıyorum. İkisini de sarı seçtim. Diğer robotları seçtikten sonra menü tuşuna basıyorum. Align Fixture'e gidiyorum. Repeat'te hareketleri tekrarlasın, birebir kopyası olsun istiyorum. Hangi robotları kopyalamam gerekiyor? Birden 12'ye kadar olan robotları kopyalasın diyorum. Align'e bastığımda bu şekilde geliyor. Şimdi bu align'i farklı nasıl kullanabiliriz daha efektif olarak? İki robotumu gene seçtim, pozlarını verdim, renklerini verdim. Şöyle yapacağım bu sefer. Birinci robotum mavi olsun. İkinci robotum kırmızı olsun. Diğer robotları da mesela ne yapacağım? Maviden kırmızıya doğru bir renk geçişi yapacağım. Diğer robotları seçtim. Menü tuşuna bastım. Align'e bastım. Şimdi bu repeat yazan yere tıklıyorum. Split yazıyor. Bu sefer burada bakın robot yok. 1 ile 12'nin arası diyorum. Align'e bastım. Robotlarımı gördüğünüz gibi maviden kırmızıya doğru tonladım. Peki bunu başka nasıl kullanırız renklerle alakalı? Repeat olsaydı ne olurdu onu görelim. 1 ile 12'yi seçtim. Birinci robotu mavi yaptım. İkinci robotu kırmızı yaptım. Diğer robotlarımı seçiyorum. Menüye basıyorum. Align Fixture seçtim. Speedy Repeat yaptım bu sefer. 1 ile 12 arasını align et dedim. Gördüğünüz gibi renkleri ikiye bölmüş oldum. Buradaki seçme yönünüz fark eder arkadaşlar. 1 ile 12 dedik ya biz mesela şu şekilde seçtik. Sıralı olarak yapıyor. Avalanche'da seçme yönü her zaman fark eder. Shape yazarken de fark eder. 1 ile 12'yi seçtim. Tekrar gösteriyorum. Locate ettim. Birinciyi kırmızı yaptım. İkinciyi mavi yaptım. Seçme yönünü farklı seçeceğim. Şimdi 2, 3, 10, 5, 8, 2, 11, 5, 9, 6, 7 dedim. Şimdi seçme yönünü seçtikten sonra değiştirdikten sonra menüye bastım. Align Fixture dedim. Repeat yaparsak şu iki robotu seçeceğim. Sonra 1 ile 12 kopyala diyeceğim. Align'e basarsam gördüğünüz gibi yarısı farklı, yarısı farklı oldu. Şimdi bir tane geri gelelim. Robot seçme yönlerimiz farklıydı. Menüye bastım. Align'e bastım. Şimdi bu repeat'i split yaptım. 1 ve 12. robotu seçtim. Align'e bastım. Bu sefer de tonlamayı gördüğünüz gibi seçtiğim yöne göre karışık yaptı. Bu align tuşunun da kullanması, align özelliğini kullanması da böyle öğrenmiş olduk. Bu tarz videoları yine tek tek paylaşacağım. Aklınıza takılan bir şey olursa videoların altına yorum yazın. Mümkün olduğunca erken bir şekilde cevaplamaya çalışırım. Beni izleyip takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.